Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 15 Şubat 2022 Salı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ikinci gününde Dubai'deydi. Önce iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi. Yeni yatırım projelerinde her türlü desteği vermeye hazırız çağrısı yaptı. İki ülke arasında birçok alanda imzalanan 13 anlaşmayı hatırlattı. Ekonomik bağlantılarımızı güçlendirmek için gereken adımları atıyoruz dedi. Erdoğan daha sonra kalabalık bir heyetle Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un da görücüye çıktığı Expo 2020 fuarını ziyaret etti. İşte Körfez'de başlayan yeni dönemin karşılıklı adımları. Yatırımların artırılması konusunda güçlü bir müşterek iradeye sahibiz. Ekonomi mesajlarını Birleşik Arap Emirlikleri'nden verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayeli iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi. Şimdiki ortak hedefimiz, ikili ilişkilerimizi her alanda çok daha üst seviyelere taşımaktır. Ekonomik açıdan birbirini tamamlayan ülkeler olarak kısa sürede önemli mesafe alacağımıza inanıyorum. Türkiye ile Bayeli arasında sağlıktan tarıma birçok alanda tam 13 anlaşma imzalandı. Karayolu, havayolu, bankacılık ve finansman başta olmak üzere her alandaki ekonomik bağlantılarımızın güçlendirilmesi için biz de gereken adımları atıyoruz. Erdoğan sözü pandemiye rağmen büyüyen birkaç ülkeden biri olan Türkiye'ye getirdi. Küresel ekonominin %3,4 küçüldüğü 2020 senesinde biz %1,8'lik büyüme oranı yakaladık. Aynı dönemde G20'de sanayi üretimi en çok artan ülkelerden olduk. Geçen seneyi %33'lük artışla 225 milyar doları geçen rekor ihracat ve 500 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmi ile tamamladık. Çift taneli oranları bulacağına inandığımız 2021 yılı büyüme rakamlarıyla inşallah bu başarımızı taçlandırmış olacağız. Sözlerine yatırımcılara yaptığı önemli çağrıyla son verdi, desteğe hazırız dedi. Ticaret Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım, Finans ve Dijital Dönüşüm Ofislerimiz, diğer kurumlarımız yeni yatırım projelerinizde sizlere gereken her türlü desteği vermeye hazırdır. Erdoğan daha sonra kalabalık bir heyetle Expo 2022 alanına geçti. Bu kez gündeminde çevrecilik vardı. Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG da maketiyle fuardaydı. Çevreye verdiğimiz önemin bir başka nişanesi olan Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u da burada ayrıca zikretmek isterim. Önümüzdeki sene başından itibaren seri üretime geçecek olan TOGG'un çevrenin korunmasına yapacağı katkı açıktır. Karşılıklı adımlar, karşılıklı güzel mesajlar. Tabii bu tek taraflı değil, bir Türk damgası oldu diyebiliriz Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Binalar bayraklarla donatıldı mesela. Ay yıldızlı bayrağımız hemen hemen tüm caddelerde asılıydı. Türkiye'ye yönelik jestler aslında bununla da kalmadı. Evet, şimdi bu sesi duyuyorsunuz. Bu şarkıyı tanıdığınızı zannediyorum. Bana Her Şey Seni hatırlatıyor. Ülkenin ünlü şarkıcısı Hüseyin El Cesmi, Erdoğan'ın ziyareti vesilesi bu meşhur parçayı Türkçe seslendirir. Binalara Türk bayrakları yansıtıldı. Yayınlanan Türkçe klipler yeni dönemin habercisi oldu. Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye kardeşim. Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti için günler öncesinden hazırlık yapmıştı. Başkent Abu Dhabi'nin her yanı Türk bayraklarıyla süslendi. Dubai'deki dünyanın en yüksek göklerini Burj Halife'nin üzerinde Türk bayrağı dalgalandı. Arap dünyasının sevilen sesi Hüseyin El Cesmi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti münasebetiyle Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor isimli şarkıyı Türkçe okuyup sosyal medya hesabından paylaştı. Bana her şey...
hatırlatıyor. Birleşik Arap Emirlikleri resmi haber ajansı da bu önemli ziyaret dolayısıyla Türkçe bir video yayınladı. Bir sevgi bağı var. Sevgi dolu ve parlak bir geleceği buluşturuyor. Görkemli bir törenle karşılanan Erdoğan, Devlet Başkan Yardımcısı El Maktum'la görüştü ve Dubai Expo 2020 fuarında düzenlenen Türkiye Ulusal Günü etkinliğine katıldı. Türkiye ve Azerbaycan pavyonlarını ziyaret eden Cumhurbaşkanı'na ilgi büyüktü. Erdoğan fuardaki Türklerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.